Merhabalar herkese. Bugün konumuz, hastamız eğer kliniğe kesik dişlerle gelirse laboratuvara göndermeden klinikte nasıl geçici hazırlayabiliriz? Bununla ilgili bilgi aktaracağım arkadaşlar. Burada şöyle bir durum oluştu. Hastamız daha önceden dişleri kesilmiş bir şekilde protez yaptırmaya karar vermiş fakat tercihini değiştirerek kliniğimize geldi. Kliniğimize kesik dişlerle geldiği için önceden alacağımız bir ölçü materyali yoktu. Biliyorsunuz ki iki farklı şekilde ölçü yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi eski diş kalıbının ölçüsünü alarak kesim yapıldıktan sonra bu diş kalıbı kullanarak eski haline tekrardan uygun bir protez tasarlamak. İkinci yöntem de laboratuvara gönderip ölçüyü laboratuvarda geçici hazırlamasını sağlamak. Böyle bir durumda hastanın eski diş formları yok. Çünkü dişler küçültülmüş bir şekilde geldi. Biz de klinikte düzeltmelerimizi yaptık ve arkasından geçici protezimizi tasarlayıp hastayı evine geçici protezleriyle gönderdik. Daha fazla dişsiz bir şekilde dolaşmasını istemiyoruz çünkü. Şimdi videoya geçelim. Hemen arkasından birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hastamızı ağız içerisinde direkt yöntemle rezin esaslı geçici materyalle geçicilerini yapacağız. Öncelikle ilk defa kullanacağım için karıştırma ucunun ucundan çıkan rezin esaslı geçici materyalini bir miktar boşa akıtacağım. Çünkü aynı anda ikisi çıkmayabiliyor. Bazen sadece aktivatör önden çıkıyor, bazen de base önden çıkıyor. O yüzden bir miktar karıştırma ucundan çıkanı boşa akıtıp arkasından gelen kısımla tasarıma başlayacağız. İlk çıkan kısmı boşa akıtıyorum ve arkadan gelen kısım artık karışmış kısım oluyor. Hasta ağzına geçtikten sonra burada dikkat edeceğimiz nokta, öncelikle sulkuslara iyi bir şekilde adapte etmemiz gerekiyor. Bunu sulkuslara yavaş bir şekilde koyuyorum. Çünkü bir yandan da donmasını istiyorum. En arkaya da geçtim. Sulkusuna koydum. Arkaya dönüyorum. Arkaya da koydum. Ve çok az koyuyorum. Sadece koleye gelecek kadar koyuyorum. Yine aynı şekilde palatinal sulkustan da dönüyorum. Yine sadece koleye gelecek kadar döndüm. İlk koyduğum yer sertleşmeye başladığı için artık üstünden bir tur daha geçebilirim. O yüzden yavaş koyuyorum. Yani bir anda koyduğunuz zaman tamamı aşağıya doğru akacaktır. İlk kısım katılaştıktan sonra ikinci kısım onun üstüne yapışıyor. Gene aynı şekilde arka taraftan dönüp insizel kısımlarını şu anda yapıyorum. İlk kısım donmaya başladı. Şimdi insizellerin üzerinden tekrar geçiyorum. İnsizellerin üzerinden de geçtik. Artık ön tarafa yığmaya geldi. Şimdi eksik olduğunu düşündüğümüz yerlere yığım yapıyoruz. Yani bir kanin dişi yaparken tasarımda ne kadar gerekiyor? Bir lateral dişi yaparken ne kadar gerekiyor? Yığdıktan sonra aynı zamanda eksilteceğiz birazdan dişin formuna göre. Santral dişlere yığım yaptık. Lateral diş, kanin diş. 4 numarada diş yoktu ama oraya da yığıyorum sanki varmış gibi. Şimdi de 5 numara. 5 numaranın da vestibüline yığım yaptım. Bu arada donuyor. Arkaya geçtim. Arkada eksik gördüğüm yerler varsa, kolelerde eksiklik vardı. Koleleri tamamladım. Palatinal kısımları tamamladım. Artık yavaş yavaş donmaya başladı. Sürekli aynı hızda bastığım için karıştırma ucu donmuyor. İçinden sürekli bir akışkanlık var. Yavaş bir şekilde ve devamlı bir şekilde basmamız gerekiyor. Bunu bitirdik. Bitirdikten sonra en alt kısım donduğu için en alt kısımdan, kole kısmından asılarak bunu çıkartıyoruz. Ve tekrar takıyoruz. Tak çıkar yaptık. Neden tak çıkar yaptık? Çünkü donmaya başladı. Sertleştiği zaman eğer üzerinde sertleşirse bir daha çıkarmamız mümkün olmayabilir. Plastik aşamada birkaç defa tak çıkar yapıyoruz. Şu anda sıcaklık var, ısındı. Yani reaksiyon başladı. Sertleşirken sıkıştığı için, dişler sıkışmaması için arada bir tak çıkar yapıyorum. Undercut'larını çözmüş oluyorum. Kesimleriniz çok önemli. Paralel kesim yapmazsanız, hepsi başka bir yere bakarsa o zaman bunu çıkarmanız mümkün olmaz. Diyelim burada iki tane paralel olmayan dişiniz var. O zaman bunu parçalı yapmamız gerekiyordu. Buradan kesmemiz, bunu ayrı, bunu ayrı yapmamız gerekiyordu. Ama kesimleriniz hepsi aşağıda tek bir noktada bakacak şekilde kesim yaparsanız blok halinde de bu geçiciyi yapabilirsiniz. Peki biz niye bunu hasta ağzında yaptık? Önceden ölçü almadık. Çünkü bize hastamız daha önce kesik dişlerle geldi. Kendi dişleri olmadığı için, öncesinden ölçü alamadığımız için hastanın ağzında kesik dişler üzerinden yükleme ve eksiltme yöntemiyle geçicilerini hazırlamaya karar verdi. Tekrardan tak çıkar yaptık. Artık bakın iyicene sertleşti ve tutuculuğu da şu anda zaten yapıştırmasanız da çıkmıyor.
biraz sallayarak çıkarıyorum. Isınma da gitgide azaldı. Yani reaksiyonun sonuna geldik. Birazcık su sıkarak soğutacağız. Şimdi eksiltme yöntemine geçeceğiz. Eksiltme yönteminde artık bir heykeltıraş gibi dişleri içeriden çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Eksilterek şekil vereceğiz. Hafif kaldırıyorum. Papilim nerede benim? Burada. Papilim tam buradaysa o zaman orta hattım da tam burada olmalı. İlk önce orta hattımı belirliyorum. Orta hattımı belirledim. Bir aks yamukluğu var mı diye dişlerin çıkartıp dişlerin aksına bakıyorum. Tekrar takıyorum ve bir çizik daha atıyorum. Tekrar çıkardım. Baktım. Tamam. Çizgim doğru yerde. Şimdi lateralle santral arasına geçiyorum. 12 pozisyondan bakıyorum. Çiziğimi atıyorum. Kaldırdım. Aksıma baktım. Tekrar çiziğimi düzeltiyorum. Kaldırdım. Evet. Şimdi kanin dişle lateral diş arasına bir çizik atıyorum. Dişi kaldırıyorum. Aksıma bakıyorum. Üzerinden geçiyorum. Kanin diş. Çiziğimi atıyorum. Kaldırıyorum. Tekrar takıyorum. 4 numaralı diş. Çiziğimi attım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Santral ile lateral arasında 21 ile 22 arasına geliyorum. Çiziğimi atıyorum. Kaldırıyorum. Papil noktama bakıyorum. Aksıma bakıyorum. Düzeltmemi yapıyorum. Döndürdüm. Lateral dişle kanin diş arasında çizgimi atıyorum. İçerideki dişlerin konumuna tekrar takıyorum. Dişlerin boyutlarını belirlemiş olduk şu anda. Kole kısımlarına geçeceğiz. Koleleri alacağız. Kolelerde de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada zaten çıkıntılar var. Öncelikle bunları sıfırlayacağız. Daha sonradan palatinalleri de sıfırlayacağız. Arkasından dişlerin şekillerini vermeye geçeceğiz. Evet, burada sulkusları görüyoruz. Sulkusları almayacağız. Çünkü sulkuslar bizim için önemli. Diş etinin içinde olması lazım. Kesimlerimiz daha sonradan aynı şekilde duruyor olması lazım. Ve altyapı provamız diş etinin arasına giriyor olması lazım. Basamaksız kesim için. Şimdi burada eğer ben koleleri almak istemiyorum derseniz bir yöntem var. Onu göstereceğim. Eğer ki kurşun kalemle 45 derecelik açıyla tutup koleleri çizerseniz şu şekilde yan yüzlerle, o zaman koleleri almadan karıştırmadan bölgeyi bakın şu şekilde koleleri çizmiş olursunuz. Siz de frezinizde alırken bu bölgeleri almamış olursunuz. Yine ben diğer tarafta da yapacağım. Normalde bu şekilde uygulamıyorum ama videoda görünmesi için daha rahat kolelerin buraları çizeceğim. Bakın şurada bir eksikliğimiz var. Daha sonra bunu akışkan dolguyla doldurabiliriz. Şimdi kolelerimizi çizdik. Buralara girmeyecek şekilde kolelerimizi açıyoruz. Fazlalıklarını alacağız. Bakın şu şekilde çizdiğimiz yerlerin dışarıda bırakacak şekilde böyle baktığınızda sadece koleler kalacak. Burada fazlalık da var. Fazlalığı da alalım. Şimdi palatinalden geçiyoruz. Palatinallerden de geçtik şu anda. Papil aralarına girmeyi unutmayalım. Burada papillerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için aralara girmemiz gerekiyor. Arkadaki düzensiz sıktığım bölgeleri de alacağım. Şimdi kabaca bu şekilde koleleri açtığımız bir geçici protezimiz oldu. Şimdi hasta ağzında yavaş yavaş artık şekillerini vermeye geçeceğiz. Yaklaşık tasarımımız 10,5 mm olacak. Yani ben fazla yüklemiştim. Şu anda 12 mm. İnsizallerden 1-1,5 mm daha buradan kısaltacağım bu şekilde. Daha sonra da vestibül yüzün şekillendirmesine geçeceğiz. Başlamadan önce bütün milimetrelerin ölçülmesi burada önemli. Çünkü ne kadar uzunlukta diş yapacağımız önceden belirlememiz gerekiyor. İnsizler kesimimizi yaptık. 10-90. Ölçtüğünüz yere göre ufak değişkenlikler gösterebiliyor. Yaklaşık konuma bakıyorum. Şu anda 10-70. 10-70'te bırakacağım. Daha sonra belki yine kısaltabilirim. Şimdi diğer santralimizi de aynı yapacağız.
10-90 civarında. Lateralimiz bir miktar daha kısa olacak. Diğer lateralimiz. Kanin dişimiz birazcık daha lateralden uzun bırakacağız. Tamam. Ön santrallerimizi ayarladık. Lateral ve kanin boylarını ayarladık. Şimdi artık vestibül yüzdeki girintilere geçtik. Bu aşamada diş formu bilgimiz çok önemli. Nereden almamız gerekiyor ve dişe nasıl bir form vermemiz gerekiyor? İlk yapacağımız ara yüzlere girmek. Önce vestibül yüzlerdeki şekilleri ortaya çıkarıyoruz. Bakın buradaki kenar sırtın nereden çıktığına, nerede döndüğüne çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Kole çıkışlarını düzenleyeceğiz. Şu anda kesimlerimi 12 pozisyondan yapıyorum. Birazcık da kameranın önüne geçmemek için daha sonra karşıya geçip son düzeltmeleri yapacağım. Karşıdan yaptığım zaman kesimi kameranın önüne geçtiğim için tam net göremeyeceğim. O yüzden arkadan kesim yapıyorum. En son düzeltmeleri tekrardan yapacağız. Bakın burada kolenin içinden sıfırdan sıfır çıkıyor gibi olması gerekiyor. Diş etinin üstüne atlamaması gerekiyor. Diş etinin iyileşmesi için bu bölgeler çok önemli. Kanin dişimizde birazcık eksik yerleştirmişiz. O yüzden bunun şekli biraz daha diğerlerinden farklı olacak. Şimdi 4 numara. Burada 4 numaramız yok. Bu aslında gövde. Şimdi kabaca şekillerini verdikten sonra hastamızı karşımıza alarak son düzeltmeleri yapacağız. Şimdi bu bölgede birazcık kant var, onu alacağım. Lateral dişim uzun kalmış, onu kısaltıyorum, lateral dişi. Her dişin formunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buradaki fasetlerin derinliğini de aynı şekilde, kenar sırtların çıkışı, bunlar çok önemli. Başımızı yukarıya doğru kaldırdık, durduk.
Birazcık kanin dişimiz uzun kaldı. Boy ölçümümüzü yapıyoruz. 10.8 milimetre. Görsel olarak da bizi tatmin edecek seviyeye ulaştı mı diye kontrol ediyoruz. Bence yeterli. Son olarak da palatinal bölgedeki girinti ve çıkıntıları alarak pürüzsüz hale getireceğiz. En son yüzeylerinin parlatmasını yaparak sonlandırmış olacağız. Elde de son düzenlemelerimizi yaptıktan sonra geçicimizi, palatinal kısımlarındaki düzenlemeleri de yaptık. Bakın hala kolelerimiz ilk çizdiğimiz gibi duruyor. Eksik olan yerler varsa onları akışkan kompozitle kapatabiliriz. Bu şekilde boylarını ve kolelerini ayarladıktan sonra hasta ağzımıza geçicimizi takıyoruz. Geçicilerimizin son şekilleri hasta ağzımızda da bu şekilde duruyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hastamızın üst çenesinde 7 diş ve 8 üyeli bir protezimiz var. Arkalara da hassas bağlantılı protez tasarlayacağız arkadaşlar. Planlamamız bu şekilde olacak. Fakat kesik dişlerle geldiği için ne yaptık? Hastamızın dişlerini düzelttik. Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta arkadaşlar, ilk geçici materyalini, rezin esaslı geçici materyalini sıkarken çok yavaş bir şekilde dişlerin etrafına sıkmamız gerekiyor. Eğer ki burada hızlı sıkarsanız bütün geçici materyaller aşağıya doğru akacaktır. Yer çekiminin etkisine bağlı olarak. İlk turu attıktan sonra ikinci turu geldiğimizde ilk tur artık donmuş olacak ve geçicinin viskozitesine bağlı olarak diğerine yapışacak. Daha sonra üçüncü turu attığımız zaman artık üst üste katmanlı bir şekilde ilave edilmiş olacak. En sonunda da palatinal kısmından ve vestibül kısmından yükleme yapacağız. Şişireceğiz ve daha sonradan, çünkü eksiltme yaparak da buradan diş boyutlarını çıkaracağız. Burada dikkat edeceğimiz, çok hafif yavaş bir şekilde sıkmamız gerekiyor. İkinci dikkat edeceğimiz ve en önemli noktalardan bir tanesi, tam donma reaksiyonu gerçekleşirken protezi yerinden çıkarıp tekrar takmak. Birkaç defa bunu yapmamız gerekiyor. Plastik aşamada eğer protezi tak çıkar yapmazsak donma sırasında daha da büzülüyor ve dişlere çok daha sıkı tutunuyor. Böyle bir durumda yerinden çıkarmak çok zor olacak. Eğer ki iki dişin birbirine olan farklı pozisyonları varsa undercutlara giren protez çıkmasını engelleyecek. Böylelikle geçici protezi çıkaramayacaksınız. Protezi kesmek zorunda kalacaksınız. Diyelim ki dişlerde farklı açılar var. Yani hastanın sağ tarafı ya da sol tarafında farklı pozisyonlar var. Örnek veriyorum, iki tarafta da dişler bu şekilde duruyor. Eğer biz bu iki dişi de tek bir blok halinde yaparsak diş farklı pozisyonda olduğu için çıkmayacaktır. Böyle bir durumda iki parça halinde yapmamız gerekiyor. Diğer tarafta bu şekilde giriş yolu olurken bu tarafta bu şekilde bir giriş yolu olması gerekiyor. Tek parça halinde yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Geçici materyalleriyle ilgili ağız içerisinde geçici nasıl yapılır videosunda da buradaki tabancayı, geçici materyalinin ne olduğu ve bununla ilgili bilgileri de veriyorum arkadaşlar. Oradan da geçici materyaliyle ilgili bir video daha var. İzleyebilirsiniz. Çekim sonrasında geçiciyi nasıl yaptığımla alakalı bir videoydu. Bu protezi tasarlarken peki ne bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar, çok iyi diş formu bilmemiz gerekiyor. Eğer ki diş formlarına çok iyi hakimseniz, dönüşleri biliyorsanız, kenar sırtları biliyorsanız, çıkış profillerini biliyorsanız bu protezi siz de tasarlayabilirsiniz. Laboratuvarlarda da porselenler aynen bu şekilde bir tesviye yapılarak üzerinde şekillendirmeler yapılıyor. Aynı şeyi siz kliniğinizde geçiciler üzerinde hastaya da yapabilirsiniz. Fakat burada birinci sınıfta hatırlarsanız diş anatomisi ve fizyoloji dersinde mumlardan yaptığımız bütün şekiller şu anda gözünüzde canlanıyor olması gerekiyor. Santral, lateral, kanin formu, premolar ve molar formları. Bunların hepsini o zaman öğrenmiştik ve bunlar şu anda karşımıza çıkıyor. Biz diş formlarına çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Teknisyenle bu şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Bir santral dişin formu nasıl olur? Bir köpek dişinin formu nasıl olur? Tüberkül nerede biter? Kenar sırtlar nerede biter? Bunların hepsine çok iyi bir şekilde hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bol bol form çalışın. Çok fazla görsellere bakın. Diş görsellerine ve bitmiş görsellere bakın. Yavaş yavaş hafızanıza bu formlar kazınsın. Daha sonra da frezlerle bu şekilde arkadaşlar geçici protez tasarlayabilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu geçici işler ağız içerisinde nasıl yapılırdı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.